buradan Türkiye'nin çeşitli kentlerinde inşaat işçileri geçinmek için Tanzanya'ya gitmişti. Tanzanya'da direnişe başladı. 7-8 ay maaşları ödenmiyordu. 15 gün boyunca direndi, kazandı. Zafere sonuçlandı. Yine aynı zamanda Türkiye'ye gelenler olmuştu. Türkiye'de de yine buraya eyleme gelmişti. 14 gün boyunca burada direndi, kazandı. Şimdi yine arkadaşlarımız işten atılmış ya da işten çıkartılmış. Memleketlerine gelmişler. Farklı farklı tarihlerde işçi arkadaşlarımızın alacakları ödenekleri ödeneceği şeklinde arkadaşları evlerine yollamışlardı. Ancak yine yalan çıktı. Arkadaşları mağdur ettiler. Şimdi biliyorsunuz ekonomik kriz ciddi anlamda bir girdabında, tam bir karanlık bizim için, inşaat işçileri için. Yani biz orada alın terimizi dökerek çoluk çocuğumuzu geçindirmek için oralara gittik. O güneşin sıcağın altında orada çalıştık. Kan döktük, emek döktük, emek verdik. Alın teri döktük. Şimdi burada sürekli mağdur ediliyoruz yapı merkezi tarafında. Biliyorsunuz çok büyük projelere de imza atan, böyle 3-5 işçinin parası ödenmeyen bir firma değil bu. Büyük bir firmadır. Ancak işçi arkadaşlarımızı çoluğu çocuğuyla, ailesiyle mağdur etmekte. Bunu bilsin ve duysun ki inşaat işçileri hiçbir zaman yalnız değildir. Yanlarında inşaat işçileri arkadaşlarının yanında Dislev Yapı İş Sendikası var. Sonu her ne olursa olsun, biz burayı terk etmeyeceğiz. Bütün işçi arkadaşlarımızın alacağını almadan asla buradan gitmeyeceğiz, ayrılmayacağız. Açık. Shit!